Saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanı adayımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli temsilcileri, İzmir İktisat Kongremizin değerli katılımcıları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza ve dün Çanakkale'nin 108. yıl dönümünde Çanakkale Savaşı'nın başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün İstiklal kahramanlarımıza ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir vesileyle bizleri bir araya getirdiler. 100 yıllık bir muhasebe. Doğru bir muhasebe zaman itibariyle 100. yıl ve doğru bir mekan İzmir. Niye İzmir? Niye İktisat Kongresi? İzmir'le ilgili çok farklı forumlarda konuştuğumu İzmirliler bilirler. İzmir bizim milletimizin ufuk şehridir. Doğudan batıya, Asya'dan Avrupa'ya doğru gerilmiş bir yayın, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanmasıdır İzmir. Ve tarihimizin Akdeniz medeniyetiyle buluşması yanında bütün iktisat tarihimizin en merkez şehirlerinden biridir. 1081'de Caka Bey'in İzmir'e gelmesiyle başlayan o uzun tarihi serüvende İzmir'in tarihiyle milletimizin tarihi ayrıştırılamaz. Özellikle de iktisat tarihi. Dünyada büyük dönüşümler yaşandı. Modern iktisat dört büyük dönüşümü kendi içinde yaşarken milletimiz de gerek Osmanlı Devleti'nde gerek Cumhuriyetimizde bunlara intibak etmeye çalıştı. Osmanlı Devleti Selçuklu birikimi üzerinde İpek yolunun bütün koridorlarını kontrol ve denetimine almış, Akdeniz havzasına egemen olmuş, geleneksel ekonominin hemen hemen en muktedir gücüne sahipti. Kendi paradigması içinde İpek yolunun merkez hattını güvenlik ortamı içinde pekiştirmiş, Halep'ten, Orta Asya işlerinden gelen kervanlar son durak olarak İzmir'i seçmişlerdi. Bu sebepledir ki 1555 yılında nüfus tarihçileri bakıldığında dünyanın en büyük şehri İstanbul, ikinci büyük şehri Pekin, üçüncü büyük şehri Kahire'ydi. 16. yüzyıldan itibaren büyük bir değişim yaşandı iktisadi hayatta. Önce birinci sömürge dalgasıyla Akdeniz'de sıkışmış Avrupa ülkeleri yeni ufuklar aradılar ve altın stoklarından kaynaklanan büyük gelirlerle Amerikan kıtasından Avrupa iktisadiyatını değiştirdiler. Ve bunun Osmanlı ekonomisindeki etkileri oldu. Bu birinci büyük değişim merkantilizmi doğurdu. Ulus devletlerin kendi cevherlerini, altınlarını, stoklarını artırarak ihracata dayalı bir gelişme yoluna girmeleri. Osmanlı ekonomisi ise İHŞ ekonomisi, tarıma dayalı ve içeride üretimi bolluğu barındırma ekonomisiydi. Büyük bir yüzleşmeydi ve çarpıcıdır. İzmir'de ilk konsolos Fransız konsolosluğu 1619 yılında, İngiliz konsolosluğu 1620 yılında açıldı. Ve Evliya Çelebi ve bütün seyyahlar 17 farklı ülkenin İzmir'de konsolosluğu olduğunu kaydettiler 17. yüzyılda. Avrupa doğuya doğru açılırken İzmir'i bir önemli nokta olarak, bir önemli giriş noktası olarak değerlendirmişlerdi. Osmanlı iktisadıyla Batı iktisadı arasındaki bu çetin mücadele, sanayi devrimiyle bir büyük açmaza girdi, ikinci büyük dönüşüm. Sanayi devrimine Osmanlı Devleti'nin modernleştirici eliti, 1839 Tanzimat'ın ilanı ama onun hemen öncesi 1838 Balta Limanı Anlaşması'yla cevap verdi. Ve İngiliz-Osmanlı ticaret anlaşmasıyla başlayacak şekilde İngiliz sanayi ürünleri başta olmak üzere Osmanlı coğrafyası Avrupa mamullerine açıldı. 100 yıllık bir tarihte İzmir İktisat Kongresi'ne gelene kadar Osmanlı'nın geleneksel Bursa'daki İpek sanayisi de başta olmak üzere dağılırken İzmir ve arka hatlarına doğru gidecek şekilde bir yeni pazar buluştu. Onun için 1866'da
ilk telgraf hattı İzmir-Menemen arasında döşendi. Yine ilk tren yolları da İzmir'den içeri doğru, Anadolu'ya doğru girdi. Modernleşmeydi ama aynı zamanda dış borcun arttığı bugüne benzer şekilde. Dışarıdan alınan borçlarla mütevazi Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşındığı, şimdi de o tarihi mütevazi Çankaya Köşkü'nden Beştepe'ye taşındığı bir lüks ve israf dönemine girildi. Bütün bunlar Düğün Umumiye'ye kadar uzanınca ikinci meşrutiyette milli iktisat politikası geliştirilmeye çalıştırdı 1913-18 arasında. Ve işte tam İstiklal Savaşı bittiğinde, İzmir'in kurtuluşundan 5 ay sonra, Lozan Anlaşması'ndan 4 ay önce, Cumhuriyet'in ilanından 7 ay önce burada İzmir'de hakimiyeti milliye için hakimiyeti iktisadiyenin bayrağı açıldı. İzmir İktisat Kongresi toplandı. Çünkü Cumhuriyet'in kurucu liderliği biliyordu ki iktisat özgürleşmeden, İzmir İktisat Kongresi'ndeki tabiriyle söylüyorum, ihtiyacat-ı iktisadiyeyi çözmeden, milli istihsali artırmadan Cumhuriyet'i ilan etmenin ekonomik temeli olamazdı. İstiklal Savaşı'nı noktalamak da mümkün olamazdı. Ve bütün o serüvenin sanayi devrimi sonrasında İzmir İktisat Kongresi'ndeki bütün kararlara bakınız. Milli istihsal, milli üretim, sanayi ve sanayiyi teşvik etmek üzere Devlet Bankası kurulması. Çünkü fark etmişlerdi, 100 yıllık o tecrübede sanayi devrimini kaçırdığımızı fark etmiştik. Gerçekten de kaçırmıştık. 1929 ekonomik bunalımıyla dünya yine bir krize girdi. Üçüncü büyük dönüşümü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods sistemi ve IMF'nin Dünya Bankası'nın kurulmasıyla, uluslararasılaşmasıyla dünya karşıladı. Ve o zaman biz demokrasiye geçtik. Bizim milletimiz insanlık tarihinin akışında bütün bunlara intibak etmeye çalıştı. Ve serbest piyasa ekonomisiyle birlikte demokrasiyi sentez eden 50'li yıllar, Demokrat Parti dönemin tecrübesi yaşandı. Yollar, barajlar, altyapı yatırımları, rahmetli Menderes, arkasından rahmetli Demirel, İtalya ikame politikaları ve Özal'ın dünyaya entegre olan politikalarıyla bunları karşılamaya çalıştık. Ve şimdi yeni bir eşikteyiz. Dördüncü büyük dönüşümün içindeyiz. İleride bu tarihi yazanlar bu kongreyi kaydettiklerinde aynen bizim birinci iktisat kongresi gibi bir güzel hatıra olarak anmalılar. Evet, Türkiye'nin her kanadı, her görüşü, her siyasi akımı bir masa etrafında toplandı ve hakimiyeti milli için hakimiyeti iktisadiye kararı aldılar demeliler bugün için. Çünkü değerli arkadaşlar, sanayi devriminden çok daha büyük çapta, sanayi devriminden çok daha derin izler bırakan ve sanayi devriminden çok daha hızlı bir şekilde hareket ederek bir nesli neredeyse 5 ila 10 yıla indiren büyük bir dönüşüm içindeyiz. İletişim teknolojisi, dijital ekonomi, robotik, sanayi 4.0, sanayi 5.0'a geçişler. Ya biz, bizim dedelerimizin sanayi devrimini yanlış yorumlaması veya kaçırması gibi kaçıracağız bu büyük dönüşümü ve gelecek nesiller bizi muhasebeyle anarken keşke dedelerimiz daha doğru bir yön çizseydi bize diyecekler ya da işte bugün deyip o nesillerin önünü açacağız. Biz o nesillerin önünü açmak için 6 siyasi lider bir araya geldik. Bu nesillerin önünü kapatmak isteyenlere karşı bir araya geldik. Geçtiğimiz ay Politik Yol gazetesinde, dergisinde yayınlanan bir makalede de vurguladığım gibi altılı masa 200 yıllık modernleşme tarihimizin, 150 yıllık meclis tarihimizin, 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin, 75 yıllık demokrasi tarihimizin en büyük toplumsal barış projesidir. Ve mutlaka başarıya ulaşacaktır. Toplumu kutuplaştıranlara karşı, toplumu buluşturanlar her kesimi, toplumu tekleştirmeye çalışanlara karşı, toplumu birleştirmeye çalışan bir heyetiz biz. Yetkileri değil, sorumlulukları paylaşmaya ve omuzlamaya adamışız kendimizi. Peki
Nedir önümüzdeki, eğer ikinci iktisat kongresinin anlamını çizeceksek, nasıl bir iktisat modeli veya hangi iktisadi ilkelerle biz gelecek nesillerin önünü açabiliriz? Değerli Cumhurbaşkanı adayımız ve inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, 4 sütundan bahsetti. Ben biraz açarak 8 ilke diyeyim ya da 8 boyutu bu iktisat anlayışımızın. Dünya iktisadıyla bütünleşerek 8 boyut. 1. İktisadın iklimi. Ekonomi demiyorum. Kongre iktisatı olunca iktisat demeye devam edeceğim. İktisadın iklimi. Çöl ikliminde arkadaşlar gül ağacı yetişmez. Otoriter yolsuzluk düzenli olduğu yerde de iktisadi kalkınma olmaz. Hukukun, iktisadın iklimi hukuk ve ahlaktır. Hukukun ve ahlakın egemen olmadığı bir ortamda teknik olarak en doğru zannettiğiniz iktisat politikalarını uygulasanız bile işte heterodoks iktisat çıkar. Gözümüze bakın, ışıltıyı görün diyenler çıkar. Peki nedir hukukun esası? Özgürlükler ve güven. Güven duyacak sermaye, uluslararası sermaye, ulusal sermaye. Güven duyacak sisteme işçi, köylü, tohumunu ektiğinde arkasından gübre atabileceğine dair güven duyacak çiftçimiz. Maaşını aldığında bu maaşın erimeyeceğine dair güven duyacak işçimiz. Dükkanını açtığında akşam helal bir rızıkla kapatacağını düşünecek esnafımız. Bugün düşünemiyorum. Neden? Çünkü bugün istediği kişiye banka kredilerini aktaran, istemediğini banka kredileri altında boğan, mülkiyet hakkına ve sözleşme hukukuna hiç riayet etmeyi düşünmeyen, her mala konabileceğini düşünen bir hukuksuzluk dönemi hakim. Ve siyasi ahlak dediğimizde tüyleri diken diken olan o günün ve bugünün yöneticileri. İşte biz bugün karşı karşıya kalınan problemler olmasın diye siyasi ahlak yasasını meclise getirmiştik. Ve şunu söylemiştik. Şimdi de söylüyoruz. Bu metnimizin ruhu, ortak politikalar metninin ruhu siyasi ahlaktır. Çünkü eğer hesap vermeye hazır olmayan bir yönetim bir ülkeyi yönetiyorsa bilin ki dikta, bilin ki otoriterlik kaçınılmaz. Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun salt ekonomik bir sorun değildir. Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun ekonomi politik bir sorundur. Kötü bir yönetimin yanlış bir iktisat anlayışıyla yol açtığı bir sorundur. Ekonomik kriz tek başına tanımlayamaz bu krizi. Burada bir devlet krizi, burada bir ahlak krizi, burada bir toplumsal barış krizi var. Evet, buradan bir kez daha yöneticilere çağrıda bulunuyorum. Mutabakat metnimize ve beraber yola çıktığımız 6 siyasi lidere güvenerek bu çağrıda bulunuyorum. Ekonomiyi temizlemek istiyorsak, şu anda yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar ve ben de önce başta ben olmak üzere ve ilgili bakanların tümü mal varlığı beyanında bulunmalıdırlar. Görev yaptıkları sürece kendi gelirleriyle sahip oldukları mal arasında görevleri dışında oluşan eşitlikte herhangi izah edilmeyecek bir artış varsa bu artış hazineye intikal ettirilmeli ve şehit yakınlarına, gazilere, fakirlere, engellilere ayrı bir fonla sosyal adalet fonu kurulmalıdır. Yurt içinde ve yurt dışında. Kimin nerede malı mülkü varsa, kimin birinci, ikinci derece akrabalarının üzerinde ne mal varsa herkes şeffaf bir şekilde bunu açıklamalıdır. Ben bu çağrıyı geçtiğimiz yıllarda da yaptım ve önce benden başlayın dedim. Evet, bunu hesap vermeye hazırım. Ama herkes hesap vermeye hazır olacak. Hiç merak etmeyiniz. Siyasi ahlak kanunu mutlaka çıkacak. Ve bir daha bu ülkede hiç kimse sahip olduğu siyasi pozisyon dolayısıyla mal ve mülkünü, servetini asla artıramayacak. Yeni bir iktisadın
ruhu, maneviyatı güvendir, hukuktur, adalettir. İkinci ilke, iktisadın, öyle diyor İktisat Kongresi'nde Mahmut Esat açış konuşmasında, iktisadi amillerimizi birbirine tanıştırmak üzere bunu tertip ediyoruz diyor. Yani iktisadi faktörleri, iktisadi aktörleri, özdeleri. Ne kadar büyük teknolojik değişim yaşanırsa yaşansın, hepsi önemlidir. Ama insanlık tarihinden bugüne ve dünyanın sonuna kadar her şeyin öznesi insandır. Her şeyin öznesi, iyi ya da kötü öznesi insandır. İkinci şart, nitelikli insan unsuru. Ve bunun da yolu eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim, biraz önce yine Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın vurguladığı gibi, Alman üniversiteleri kapanmadığı için, evet Alman üniversiteleri kapanmadığı için Almanya'ya kalktı. Bir çarpıcı bilgi de ben ona ekleyeyim. Heidelberg Üniversitesi Almanya'nın en önemli üniversitelerinden biridir. Ve Amerikalılar Almanya'yı bombalarken Heidelberg Üniversitesi'nden gelmiş olan 19. sonlarındaki Alman profesörlerin Amerikan üniversitelerine yaptığı katkı dolayısıyla her yeri bombalamışlardır, Heidelberg müstesna. Savaş şartlarında bile eğitim kurumlarının bombalanmaması bir etik meselesidir. İşte geçtiğimiz dönemde deprem dolayısıyla üniversitelere ara verildiğinde çıktım, bir akademisyen olarak çağrıda bulundum. Yapmayın, etmeyin. Her şeye ara verilir, eğitime asla ara verilmez. Ama İstiklal Savaşı şartlarında, İstiklal Savaşı şartlarında savaşan bir millet eğitime ara vermemiştir. Deprem bölgesini gezdiğimde nice üniversite öğrencilerle karşılaştım, deprem travması yaşayan, bulundukları üniversitelere gitselerdi, Muğla'da olan var, Konya'da, değişik yerlerde, hem eğitimlerine devam edecek hem de o travmadan çıkacaklardı. Üniversitelerde öğrencilerin bir araya gelmesinden korkanlar, stadyumda taraftarların bir araya gelmesinden korkanlar, onlara sesleniyorum. Korku artık sizin kaderinizdir. Bizim kaderimiz ise umuttur, umuttur, umuttur. Üçüncü önemli boyut, üretim araçları. Sanayi devrimi, yeni bir makina endüstrisi üzerine yeni bir üretim aracı geliştirdiği için dünyayı bütün unsurlarla etkiledi. Şimdi üretim araçları değişti arkadaşlar. Tarım da dahil, geleneksel olarak düşünülen bütün alanlarda yeni bir üretim anlayışı var. Dijital ekonomi var dünyada. Artık biz sanayi devrimi bile tam tekemmül ettirememiş, kamilen yaşamamış bir millet olmakla birlikte bekleyerek bu kademeleri aşamayız. Süratle dijital ekonomi aşamasına geçmek ve sanayi devrimi ile dijital ekonomi arasındaki bütün aşamaları çok kısa bir sürede arayı kapatmak zorundayız. Artık lineer ekonomi yok, döngüsel ekonomi var. Üret, al, kullan, tüket, yok et lineer yaklaşımı yerine üret, al, kullan, yeniden üret, paylaş, yeniden üret. Yeni bir döngüsel ekonomi var. Şimdi dünyadaki bütün bu trendleri takip etmeden kendi iç tartışmalarımıza kapanırsak, 1. İzmir İktisat Kongresi'nde söylenen hedeflerin daha sonra gerçekleşmesine benzer bir başarıya imza atamayız. İç tartışmaları aşacağız. Kafalarımızdaki dogmaları, zihinlerimizdeki alışkanlıkları terk edeceğiz. Yeni bir ekonomi var dünyada. Sınır tanımayı bir kenara koyun, zaman aşan bir ekonomi var. Ona yeni nesillerin intibak etmesi lazım. Veri paylaşımı, veri analizi ve yazılım alanları. Şu anda bilinen mesleklerin %60'ı önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacak. Yepyeni meslekler doğuyor her an. Dördüncü boyut. Hukuk, bilgi, üretim aracı, doğayla, ekolojiyle ekonomi arasındaki denge. Şu anda modernleşmenin, o sanayileşmenin ilk aşamalarında
Toprak ancak kendisine işkence edildiğinde sırlarını açıklar diyen o tabiatı yok etmeye dayalı gelişmeci bir ekonomi anlayışı artık geçerli değil. İnsanoğlu şunu fark etti zamanla. O vahşi sanayileşmenin yerini insanın varoluş alanı olan doğa ve ekoloji yok etmeyen yeni bir alanla buluşturmamız lazım. Onun için yeni ekonomik paradigmamızın olmazsa olmaz şartı, yeşil mutabakatla dahil olmak üzere ekoloji ile ekonomi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktır. Toprakla savaşanlar iflah olmaz. Bakın deprem bölgelerini gezdik Sayın Genel Başkanlarla birlikte. Buradaki temel problem, toprakla savaşarak rant elde etmeye çalışan bir inşaat anlayışından, toprağı neredeyse yok sayarak, biz topraktan geldik toprağa gideceğiz. Aşık Veysel'in dediği gibi tek dostumuz o. Ona saygı göstermezsek kendi aslımıza saygı göstermeyiz. Ama ne oldu? İşte Şanlıurfa'da dere yataklarına bina yaparsanız, işte Malatya'da Bostanbaşı diye kayısı bahçelerinin bostan diye anılan yere 15 katlı bina yaparsanız, Amik Gölü'nün çevresinde hesapsız yerler yapar, hele hele İstanbul'da rant alanlarına dayandırırsanız ekoloji ile ekonomi arasında dengeyi bozarsınız. Başbakanlığım döneminde siyasi ahlak dışında ikinci bir yasayı teklif etmiştim. İmar yasası. Ulusal ve yerel imar baronlarının nelere mal olduğunu bildiğim için yolsuzlukları imarda kesmek, sanayiden imara giden, inşaata giden kaynakları kontrol etmek ve deprem karşısında tedbir almak için bir fon oluşturmak üzere imar rantlarını tümüyle vergilendireceğim dediğimiz için bu imar baronları beraber çalıştığı siyasi ekiple, çeteyle harekete geçtiler. İşte şimdi söylüyorum. Yerel imar baronlarına, ulusal imar baronlarına karşı bu aziz vatanın her bir karışını aziz bilen, toprağını aziz bilen bir anlayışla yeniden imar etmek zorundayız deprem bölgelerini. Alelacele bina yaparak değil. O tarihi Antakya'yı, tarihi Kahramanmaraş'ı, Malatya'yı yeniden ihya edeceğiz. İşte bu bizim için bir hedef olarak ortaya konduğunda pozitif siyasetin yeni iktisadın esasları konur. İmar yasası getireceğiz dediğimizde o zaman Sayın Erdoğan bir ilçe başkanı bile bulamazsınız. Ahmet Bey demişti, hatırlarsınız. Buldular ilçe başkanını Nurdoğan'da. Ve şimdi buldukları ilçe başkanı belediye başkanıyla imar dairesi başkanı birlikte tutukladılar. Birlikte tutukladılar. Beşinci şart. Rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi. Türkiye'nin şu andaki en büyük problemi. Kur korumalı mevduat. Bakınız. Güya faiz yasağından bahseder Sayın Erdoğan ama son dönemin bütün bilançolarını çıkaran en karlı sektör bankacılık. En karlı sektör bankacılık. Nasıl oluyor? Kur korumalı mevduat adı altında milletin hazinesinin kaynaklarını bir grup, küçük bir gruba, azınlığa aktaranlar asla üretim ekonomisinin önünü açamazlar. Bugün Türkiye'de bir rant ekonomisi var. Biraz önce bahsettiğim imar yasası için inşaat şirketlerini büyük topladığım zaman şunu söylemiştim. Ben sizin bu işinizi kolaylaştırmak istiyorum. Görüyorum ki bütün büyük sanayi devleri sanayiyi bırakıp inşaata gidiyorlar. Çünkü sanayide 20 yılda kazandığını inşaatta 20 ayda kazanıyor. Türkiye, bunu iftiharla söylüyorum, bütün bu yanlışlıklara rağmen batıda bir çizgi çekin Almanya, Fransa, İtalya, doğuda bir çizgi çekin Japonya, Çin, Hindistan, geride kalan bütün Afro-Avrasya'nın en büyük ekonomi üretim üssüdür. Hala öyledir. Ve bu üretim üssünü biz efektif olarak hayata geçirdiğimizde pandemide kopmuş olan tedarik zincirlerini tekrar kurar Türkiye'yi tedarik zincirinin merkezi yaparız. Yeter ki bu insanın elini tutmayalım. Türk insanının elini tutmadığınız zaman, önünü açtığınız zaman neler yapabileceğini tarihte biliyoruz. Altıncı önemli ilke, dünyaya açık ekonomi.
Biz dünyanın merkezindeyiz. Bunu derken birçok ülke kendini merkez addeder. Japonya, Çin, isimleri de Çin'in ismi dünyanın merkezi. Ama haritaları farklı şekillerde oynatırsanız o merkez değişir de hangi haritayı getirirseniz getirin Türkiye tam merkezdedir. Şimdi böyle bir merkez konumunda olan bir ülke eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecekse şimdi bakalım dünyanın 10 ekonomisinin bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ise Amerika Birleşik Devletleri bir kıta devleti. 50 devletten oluşan bir kıta devleti. Çin dünya nüfusunun 1/4, Hindistan 1/5. Rusya başlı başına bütün şeyin dünya kıtasını, kıta devlet bunların hepsi. Kanada öyle, Avustralya bir kıta. Avrupa Birliği kendi başında bir ünite. O zaman bizim iktisat anlayışımızın şu olması gerekir. Sınırlarımıza saygı duymakla birlikte müteşebbis kadrolarımızın dünyanın her yerine gitmesini sağlayacak ekonomik sınırlarımızı en geniş alana yayacak bir iktisat dış ticaret politikası. Ancak bu yolla kıta ekonomileriyle rekabet edebiliriz. Bunun için geride yarım kaldığı için gerçekten büyük hüzün duyduğum ve inşallah bir gün bizim iktidarımızda tekrar müzakere açarak çözeceğimiz mesele Avrupa ile vize serbestliği meselesidir. Hiç merak etmeyin gençler ve şu anda Avrupa Büyükelçilikleri önünde bekleyenler, 2016 Haziran'da alma taahhüdünü almış olduğumuz Avrupa Birliği'nin serbest vize uygulamasını mutlaka en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Buna asla engel olamayacaklar. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması'nı çapını, evsafını genişleterek mutlaka bugünkü çağdaş ihtiyaçlara uygun hale getirmemiz lazım. Türkiye ekonomisini Afrika'dan Latin Amerika'ya, Doğu Asya'ya kadar bütün dünyada açık bir hat üzerinde yürütmemiz lazım. Şimdi iki yerde kullanacağım aziz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü. Artık hattı iktisat yoktur, satı iktisat vardır, satı ise bütün dünyadır. Yedinci önemli ilke, kurumsallaşma. Yine Sayın Kılıçdaroğlu çok doğru vurguladı. Kurumsallaşma. Yani sürdürülebilirlik. Bugün hepimiz devlet görevlerinde bulunduk. Deprem bölgesinde beni en çok yüzüne gark eden husus, acılarımız yanında, kayıplarımız yanında ilk defa devletimizin kurumlarını refleks gösterme konusunda bu kadar aciz ve organizasyonel kapasitesi konusunda bu kadar daralmış gördüm. Aynı devlet kurumlarıyla bakın, silahlı kuvvetlerimizle, Ulaştırma Bakanlığı'yla 2011 yılında 25 bin vatandaşımızı Libya'dan bir hafta içinde tahliye etmiştik. Şimdi AFAD'ı bir çiftlik haline getirenler, Kızılay'ı bir şirket haline getirenler, silahlı kuvvetlerimizi, Mehmetçiğimize en çok ihtiyaç hissedilen bir dönemde 48 saat bu vatanın sokaklarında güvenliği temin etmek üzere gönderemeyenler, bu kurumsal çöküşün sorumlularıdır. Kurumları, ekonomik, siyasi, hukuki bütün kurumları hayata geçirmeden devletin atar damarlarını çalışır hale getiremeyiz. İşte buradan aziz milletimize söz veriyoruz. İnşallah 15 Mayıs'tan itibaren yepyeni bir kurumsal seferberlik, bütün Türkiye satında kurumlarımızın en etkin kapasiteye getirilmesi konusunda sağlanacak ve ehliyet ve liyakat esası etrafında kurumlarımız yenilenecek. Ve nihayet, iktisadın temel amacı insan onurudur. İnsan onuru da ancak gelir adaletiyle sağlanır. Bugün Türkiye'de vahşi bir servet transferi yapılıyor. Fakir kesimlerden, geniş toplum kesimlerinden küçük bir zümreye servet transferi hem de en vahşi şekliyle. 2016 yılında iş gücünün gayri safi milli hasıladan aldığı pay %41'di, şu anda %26,5. Sermayenin aldığı pay %40,5'tu, şu anda %54, %55 bandında. Eğer bir yerde iş gücünün gayri safi milli hasıladan aldığı pay düşüyorsa biliniz ki yoksullaşma var demektir. Yoksulluğa karşı savaş açacağız ve bütün milletimize, Türkiye'nin neresinde yaşıyor olursa olsun, herkese insan onuruna yakışır
bir hayat standardını getireceğiz inşallah. Değerli katılımcılar, sözlerimin sonunda şunu ifade etmek istiyorum. Yeni bir dünya kuruluyor. Yepyeni bir dünya. Eski alışkanlıklarla yeni dünyaya uyum sağlayamayız. Sadece uyum sağlamakla değil, yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun güzel bir sözüne atıfta bulunayım. Önüne geçmek durumundayız bu değişimin. Öznesi olmak durumundayız tarihin. Tarihin akışına kapılıp bitmek değil, tarihin öznesi olmak için ekonomimizi zihniyetle, yeni bir zihniyetle kurmak durumundayız. Bu zihniyetin iki ayağı vardır. Millet vicdanı ve devlet aklı. Millet vicdanı altılı masada Millet İttifakı'nda tecelli etmiştir. Çünkü milletimizin her bir kesimi o masada vardır. Kimse dışarıda bırakılmamıştır. Devlet aklı ise inşallah 15 Mayıs'tan itibaren millet vicdanına buluşarak bu milleti devlet aklıyla birlikte harekete geçireceğiz. Hiç merak etmeyiniz. Hiç kimse tereddüt etmesin. 15 Mayıs sabahı yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bir cumhurbaşkanlığı kadrosu, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte ve yepyeni bir dönem başlayacak. Burada da sözümü yine bu sefer başka bir kalıpla, Gazi Mustafa ve Kemal Atatürk'ün ilkesiyle bitireyim. Artık 15 Mayıs'a kadar, ondan sonra da ama 14 Mayıs'a kadar hattı siyaset yoktur, satı siyaset vardır. Satı ise bütün vatandır. Teşekkür ederim.